Kış kapıda, koronavirüs tehdidi hala yanı başımızda. Haliyle aktarların kapısını da çalmaya devam ediyoruz. Peki aktarlarda en çok ne satılıyor? Fiyatları ne durumda? Hepsini sorup öğreneceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Şengül Ayca, İpek Yolu Baharat Ve Şifalı Bitkiler gördüğünüz dükkanımı 22 yıldır işletmekteyim. Peki bu koronavirüs tehdidi son zamanlarda, son bir yıldır burada hani ülkemizde yaşanıyor. Bu koronavirüs tehdidi nasıl etkiledi aktar sektörü? Hem maddi hem manevi her türlü etkiliyor. Tabii ki bütün insanlar olduğu gibi bizi de etkiledi. Ama elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Peki, mesafeye, temizliğe, maskeye mutlaka dikkat etmeliyiz. Peki satışlarınızda eskiye göre artış mı var, azalma mı? Şimdi kış aylarında zaten grip olayları çok olduğu için bizde işler olur. Tabii ki şimdi şöyle, çeşidi biraz daha değişti. Hani kışın bildiğimiz sadece zencefil, zerdeçal, işte o tür ıhlamurdur. O bitkileri çok satıyorduk. Şimdi yanına eklenenler oldu. Bunlar bilinen şeyler, mikrop öldürücü bitkiler. İnsanlar televizyonlardan duyuyor profesörlerin anlattıklarını. Denemek istiyorlar. Haklı olarak biz de tedarik ediyoruz onlara. Yani bu beladan kurtulmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bütün bitkilerin en tazesini, en güzelini bulundurmaya çalışıyoruz. Peki vatandaşın ilgisi nasıl şu an? Şimdi bu ara en çok reklamı yapılan ve bizim de bulundurmaya çalıştığımız ebe gümeci, adaçayı, zeytin yaprağı ve bunlar denenmiş ve şifasını görmüşler. İnsanlar da tercih ediyorlar. Hibiskus çayı, vücut direncini artırmak için propolis damla çok satılıyor. Şimdi fiyatlar makul. Elinde mal olduğu sürece güzel tabii ki, ama yeni mal getirttiğinde haliyle değişmiş oluyor tabii fiyatlar. Elindekini bitirip de yenisini siparişini verdiğin zaman. Zor durumda kalıyor musunuz ürün yetiştirmede? Çok da zor durumda kalmıyorum. Niye? Kışın satılan bitkiler belli. Zaten bitkilerin toplanma ayları belli. Bunu Ekim ayına kadar tedarik ettin. Ondan sonra çok tazesini, çok güzelini bulmak mümkün değil zaten. Biz de kışlık bir yıl boyunca satacaklarımızı tedarik ettiğimiz için önden haliyle elimizde oluyor. Öyle bulamadığım gibi bir durum olmuyor. Peki en çok ne satıyorsunuz şu anda? Şu an en çok zeytin yaprağı, ebe gümeci, adaçayı, propolis, İsveç şurubu, zencefil, zerdeçal. O her dönem çok satılan bir ürün. Tarçın, karanfil özellikle çok satılıyor. Yani genelde insanlarımızın tercih ettiği ağız yoluyla girecek mikrobu engelleyecek mikrop öldürücü bitkiler. Karbonat, limon tuzu ev temizliğinde de, bir de evdeki mikrobu kırmak için haliyle gözle görülmeyen mikropları lavanta çok gidiyor. İnsanlarımız artık bilinçlendi. Eskisi kadar bize iş düşürmüyorlar, duyup geliyorlar. Televizyon vasıtasıyla, işte sosyal medya vasıtasıyla sirke gruplarımız çok güzel satılıyor. Yani bizim burada yapacağımız şey aktar olarak hepsinin en iyisini bulabilmek. Yani bir şişe içtiğinde değil de bir bardak içtiğinde şifasını görsün insanlarımız. Bu da tabii ki tecrübeyle. İnsanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler başvuruyorlar? C vitaminli ağırlıklı ürünler almaya çalışıyorlar. Özellikle kuru meyvelerden, işlenmemiş çerezlerden, mesela çiğ badem çok güzel. Bizim fındığımız özellikle kavrulmamış hali. Kuru üzüm, incir, kayısı. Yani herkes gücünün yettiği oranda bir şeyler yapmaya çalışıyor kurtulmak için. Ama beslenmenin önemi büyük. Bunun ben pandemi gireli cumartesi pazar da dahil açıkım. Çok şükür Allah'a bugüne kadar olumsuz bir şey yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. İnsanlar aktarlara sadece alışveriş yapmak için değil, böyle derin bir nefes almak için bile buyursunlar, gelsinler. Havası bile şifa. Ciğerleri açılsın hepsinin. İnsanlarımızın hepsine güzel, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Tabii ki etkilenmemek elde değil. Ben işimi ne kadar iyi yapmaya çalışsam da insanlarda alım gücü yok. Yani paketi 10 lira olan bir şeyi bile alırken zorlanıyor insanlarımız. Burada artık devletin sahip çıkması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Allah'ım herkese şifa versin, sağlık versin. Bol para, huzur versin. Yeni yıl yaklaşıyor. İnşallah 2001'de çok daha güzel günlerde karşılaşırız. Böyle kötü şeyler konuşmayız. Her şeyin iyi olduğu bir günde görüşürüz inşallah.